2016'nın son programı, son gününde 2016'nın sanat hayatında konuğum Denizhan Özer. Sanatçı, küratör, sanat eleştirmeni, arkadaşım Denizhan Özer. Teşekkürler. Denizhan Özer yalnızca Türkiye'de değil, Avrasya'da, Avrupa'nın en ucundan, kuzeyi, güneyi, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin'e kadar, Türk dünyası, Kore'ye kadar etkinlikler düzenleyen, Türkiye'ye konuklar alan, onlarla güzeli çoğaltan sanat etkinlikleri düzenleyen kültür sanat insanı, dediğim gibi küratör, bu kavramı da biraz açalım, sanatçı. Biz hepsini yaptığımız için aslında Bedri Baykam'ın deyimiyle bir şey oluyoruz. Kültür gerillası. Kültür gerillası. O öyle diyor. Evet. Hatta bir tarihten sonra o seferberliğin bir adım ileri geçişinde kültür düzenli askeri, kültür, evet, kültürle, sanatla ilgili sorumluluk alan insana geçişin iyi olacak. Umutla başlıyoruz değil mi son günde? Her şeye. Zaten umutlarımızı kaybedersek olmaz. Sanat yapan insanlar, sanatla uğraşan, sanat tüketen insanlar her zaman içlerinde umut taşımışlardır. O umut sanatı yeşertir, sanat umuta destek olur ve hayatın diyalektiği içinde bir yükselme yer alır. Evet, biz bir araya gelişlerde Resul Aytemür'le, Akademiler Sanat Evi, hani böyle bir programda işi resmi Akademiler Sanat Evi'nin kurucusu Resul Aytemür değil de Resul olarak aldığımızda işin neferi, evet, Malatya'dan o samimi duygularla gelen ve İstanbul'da kendini var etmiş Akademiler Sanat Evi'nin İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda kurucusu olmuş sanat insanından ve sanatçıdan imzasını koyan, soy sanatçıdan bahsettiğimizde nerelere geliyoruz? Büyük felaket yaşandı ama bu 2016'yı değerlendirirken aile tarihinde yaşadığınız o felakete girmeyeceğiz, geçmiş, evet, olsun. Ama yine de birazcık dokunalım, koyalım isterim. Oradan çıkan ve sanatçı Denizhan Özer, bütün saydığım özellikleriyle Denizhan Özer olmak. Bugün birlikte olduğumuz iki kardeş, birlikte çay içtiğimiz, ilkokulda, ortaokulda resim öğretmeni yok. Yok, hiç yok, hiç görmemiş resim dersi. Malatya'dan bir öğretmen geliyor, ondan son senede aldığı ders ve ondan isteğiyle yönlendiriliyor. İstanbul'da bir kişinin desteği, moral desteği ile sınava giriyor, kazanıyor ve ikinci sanatçı adayı kardeşi. Bir yıl önce kendisi bitiriyor, Ahmet, Ahmet Yetiş. Murat kardeşi bir yıl sonra mezun olacak, yeni şeyler. Öylesine büyük bir topraktayız ki katman katman. Bir hafta önceki programım Mehmet Aksoy'laydı. Evet. Mehmet Aksoy Türk sanatının hocası, üstad yani, o yani heykel deyince ilk aklımıza gelen kişi. Evet. Onunla hangi toprakta nasıl siyaset ağırlıkla konuştuk. Bugün çok siyasete girmeyelim ama nasıl girmeyelim? Şimdi anayasa şeyde bir çıkmaz bir açmaz, bölen, Türk halkını bölen bir gerçek olarak olmayacak bir şeyin dayatılması. Bunu konuşmadan nasıl gireceğiz 2016'da? Doğru aslında, yani sanat bir şekilde politikaya, siyasete çok bağlı bir durum. Özellikle bugünlerde Cumhurbaşkanlığı'nın işte ne olacağı konuşuluyor. Başkanlık sistemine geçilsin diyor. Benim naçizane fikrim, çok tehlikeli bir şey. Yani bizim için, bizim coğrafyamız için. Zaten biz, bizim bu toprağımız parlamenter sistem içinde bir şekilde bu coğrafyada hayat devam ediyordu. Başkanlık sistemine geçtiğinde bu da özellikle iyi bir şekilde tartışılmadan
görüşülmeden, bir takım ortak kararlar alınmadan bir dayatmayla geliyor. Ve ben işte az çok okudum. Bizdeki model, az çok da işte dünyayı geziyorum, dünyada neler oldu bitti onu da takip ediyorum. Bizdeki model gibi bir başkanlık sistemi yok. Çünkü bizdeki modelin en büyük tehlikesi her şeyi tek bir adamın eline veriyor. Değilmiş gibi gösteren yan maddeler var. Ama başkan öyle bir yetkilerle donatılıyor ki bu aslında tamamen demokrasinin yok edilmesi anlamına geliyor. O yüzden ben tamamen karşıyım kişi siyaseten olarak. Siyaseten komşularla dostluğu yeniden inşa bir önceki dönemde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin planında, programında olan Davutoğlu'nun koyduğu komşularla sıfır dostluk derken herkeste kötü olma, kanlı bıçaklı olma ve savaşın fiilen merkezinde olma anlayışının kırıldığı yeni dönemde Rusya'yla, İran'la, Irak, Suriye'yle dostluğu geliştirip Türkiye'yi var etme, Türkiye'nin terörle boğuşmasını engelleme, farklı Amerikan planların, emperyal planların kırılması noktasında Türk halkını bölecek bir proje olarak bir çıkmaz. Çok tehlikeli. Mesela en önemli şey bu şeyde başkanlık sisteminin içinde senato yok. Yani başkanın yetkilerini denetleyecek, başkanın yaptığı... Parlamento bitiyor. Yani senato da yok. Hani parlamento, her şey başkana bağlanıyor. Onu denetleyecek bir senato yok. Mesela işte Amerika'yı örnek veriyorlar, Fransa'yı, şurayı burayı. Oralarda senato var. Başkan bir yanlış yaptığı zaman o senato, senatoya seçilmiş olan akil insanlar bir şekilde onu frenleyebiliyorlar. Türkiye'dekinin en büyük eksikliği bence o. Tabii ki bilemiyorum ne olacak bu zor günlerde. Son anda bu zor günlerde ufak tefek doğru adımlar atıldı. Halen zaten bu teklifin çekilmesini umut ediyoruz. Sanatçılar olarak da Türkiye Sanatçılar Birliği ve Sanatçılar Girişimi ortak toplantı yapacaklar. Tüm sanat dallarından Türkiye olan, Türkiye'yi temsil eden sanatçıları bir araya toplayacak ve görüşlerini alacaklar. Evet. Tek tek hepsinin söyledikleri bu. Bir ulusal seferberlik yaşanması gerekirken, Amerikan-İsrail koridorunun kırıldığı şartlarda, kukla yapının parçalandığı şartlarda böyle bir şey Türkiye'yi zaafa uğratacak düşüncesiyle bir arada olmak, Türkiye'yi savunmak, Türkiye'den bakmak ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal'den bu yana gelen parlamenter sistemin devamını sağlamak düşüncesi. Evet. Yani bu iş olur mu olmaz mı bilemiyorum ama toplumun büyük bir kesiminde bir karşı duruş var. Tabii ki ama genelde sağ kesimden insanların biraz ne yaptıklarını düşünmeleri gerekiyor. Yani bu bizi nereye götürür? Mesela kimse bilmiyor. Türkiye eyalet sistemine geçtiğinde 25 parçaya bölünecek. 25 ayrı eyalete dönüşecek. Bunlar kendi işlerinde bir çeşit ufak tefek bağımsızlıklar, kendi iç bütçeleri falan verilecek. Bu üniter yapının altına aslında dinamit koymak demektir. O yüzden de aklı başında olan insanlar kendi bu içinde bulunduğumuz cumhuriyet sisteminin üniter yapısı içinde her türlü şeyin giderilebileceğini, eksiklerimiz yok mu? Var. Bir sürü şeyler tartışılabilir ama sistemin şu noktada tartışılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yine siyaset konuşuyoruz. Sanat Hayatı programındayız. Yine siyaset konuşuyoruz. Evet, evet, hayatla sanat arasında duvar yok. Evet ama olmasın biraz da sanatın, sanatçının hissedişi, alnında ışığı, ilk hissedişiyle biraz düşünülsün, öneriler dikkate alınsın, ona göre güzeli büyütelim, evet, hayatı yeniden inşa edelim, Cumhuriyet'i. Şu anda Bindallı Sanat Galerisi'nde Yaşasın Vatan, Yaşasın Cumhuriyet sergisinin ikincisi. Birincisinde 55 sanatçı, ikincisinde 55 sanatçı kırgınlıklara yol açıyor. Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Yaşasın vatan demiyor muyuz? Ya da sanatçı mı değiliz diyorlar. Üçüncüsünü, dördüncüsünü sürdüreceğiz. 2016'nın bence sorumlusu olduğum yapıda
gelen sergilerin hepsi önemliydi ama en önemli iki sergi buydu. Yenisan Özler'in gözünde büyüğü küçüğü biraz siyasetten arındırarak, tamam, sanattan bakarak nelerdi 2016? Aslında 2016 biraz olumsuz geçen bir süreçti. Tabii ona rağmen her türlü olumsuzluk sanatı besliyor. Picasso Guernica'yı 2. Dünya Savaşı'nda yapmıştı. Nazım Hikmet en güzel şiirlerini hapishane yıllarında yazdı. O yüzden de biz sanatla uğraşan insanlar her türlü olumsuzluğa rağmen sanat yapmaya devam etti. Bir şey söyleyeceğim burada, tam yeri verdiğin Guernica'dan çıkarak. Orada siz yaptınız, ben değil demişti. Evet. Burada sanatın doğrudan dönüştürücü etkisini, sanatın hayata nasıl değiştirici etkiyle müdahil olduğunu gösteren Hüseyin Aydar'ın Özür Diliyorum şiiri. Rus uçağı düşürüldü, pilot öldürüldü. Orada bir şair çıktı ve dedi ki Rus halkından, büyük Rus halkından özür diliyorum. Eşinden pilotun, annesinden özür diliyorum dedi. Ve o büyük destansı şiiri, uzunluk kısalığıyla değil ruhuyla büyük şiiri yazdı. İki büyük halkın, Rus ve Türk halklarının nasıl iç içe olduğunu gösteren bir sergide bir Rus sanatçının nasıl ağladığına tanık oldum. Telefon açtım sana, şair arkadaşım dedim, görüştürdüm onları. Bu tanıklığı yaşamış insanın. Sözünüzü kestim, buyurun. O arkadaşa söyleyin, bir de şimdi öldürülen, sanat galerisinde öldürülen bir diplomat var. Evet, sanat galerisinde öldürülen. Yani bu dünya tarihinde bir ilktir. Öldürülen birçok diplomat vardır ama sanat galerisinde öldürülen bir diplomat ilk defa bizim memleketimizde oldu ne yazık ki. Böyle bir takım olumsuzluklar yaşadık. Ekonomik yapının yavaş yavaş aşağıya çökmesi, özellikle demokratik yapının biraz darbe alması, özellikle bu FETÖ olaylarından sonra insanların korkuyla suya sabuna hiçbir şeye dokunmama isteğinden kaynaklanan o belirsizlik durumunun yarattığı bir şeydi. Bunlara rağmen bir şeyler gene yapıldı. Birçok galeri kapatıldı ama bazı galeriler 10. yılını, 25. yılını kutladılar. Mesela Piramit Sanat Merkezi 10. yılını kutladı. Çok coşkulu bir şekilde kutladı. Cümbür cemaat, piramidi seven herkes oraya geldiler. İşte Bulutsuzluk Özlemi konser verdi. Bedri Baykan konuşma yaptı. Dostlarımız geldi. Çok iyiydi o. Kare Sanat 25. yılını kutladı bu sene. Dile kolay. Yani 25 yıl önce Fatma Saka tarafından açılan Kare Sanat Galerisi yine aynı şekilde sürdürmüş hayatını, gelmiş, ne sergiler yapmışlar. Besicecan Tem Sanat Galerisi. Tem Sanat Galerisi, Besi Hanım gene keza o şekilde. Bunlar Türkiye'nin direnen insanları. Aslında sanat bir çeşit direniş biçimidir. İşte ben o yüzden Fatoş Hanım'ı, Besi Hanım'ı, Bedri'yi ya da yıllardır bu konuda direnen herkesi, işte Yahşi Bey'i, Dağhan Özil'i vesaire hepsine çok çok teşekkür ediyorum. O direnişte sanatçıların yanında bir anlamda yer almış oluyorlar. Burada Nevzat Metin'i 10. yılını kutlayan Klinos Sanat Klinos Akademisi galeri olarak da Bindallı özür dilerim, Bilim Sanat Galerisi'nin kuruluşunda ortak emeğimiz ve 10 yıl ortaklığımız, evet, var. Sonrasında tümüyle onun gayreti, yüzü aşkın sanat kitabı ve 10 yıldır gelen bir akademi, Kandos Sanat Akademisi. O kitaplar inanılmaz, kalın kitaplar. Nevzat Metin'i çıkardığı açılışta kitaplar. Etkinlikler büyük sanatçılarla, İdil Biretler'le, Gülsün Onaylar'la, Saka, söyleyin bizim piyanistimiz, gitaristimiz, sesimiz, kimi? İşte yaşanan rahatsızlık böyle Fazıl çıkıyor. Fazıl Say'ı piyanoda o. Hayır, Fuat Saka. Fuat Saka, evet, evet. Buyurun. Şimdi bütün bu çerçevede yapılanların dışında sanatın parayla alınıp satılan tarafında da bir hareket oldu. Bunlardan en önemlisi, 3 tanesi var. Bir tanesi Contemporary İstanbul. Contemporary İstanbul 10 yıldır bu ülkede yapılan bir sanat fuarı. Çok başarılı, iyi şeyler yapıyorlar. Fakat çok tecrimsel sanatı koyuyorlar. Ama bu da çok doğal. Diyorlar ki biz zaten sanatın satılması yönünde, evet, çaba sarf ediyoruz diyorlar.
Orada Ali Gürel ve ekibini kutlamak gerekiyor. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar. Onun dışında TÜYAP sanat fuarı. Bu sene 26.sını yaptı. Bu da dile kolay. Yani çok önemli bir şey. TÜYAP o kadar o uzak mesafede Beylikdüzü'nde inanılmaz bir fuar gerçekleştirdi. Bu sene biraz daha proje ağırlıklı gittiler. Bu projelerin içinden çok iyi projeler vardı. Benim de küratörlüğünü yaptığım Summart Sanat Merkezi bu sene kurumsal onur ödülünü almıştı. Biz de orada o serginin yapımında bulunduk ayrıca. Ulusal kanal olarak bize geniş güzel haber yaptık. Biliyorum orada sizlerin desteği çok önemli. Bir yandan da İstanbul aslında sanatın merkezi olmakla birlikte Ankara'da da Bilgin Bey Art Ankara'yı yaptı. Evet. Art Ankara'da aslında Ankara'nın 1983'lerde Özal iktidarıyla birlikte yavaş yavaş İstanbul'a kayan sanat hareketini tekrar Ankara'ya çekme konusunda önemli bir adımdır. Orada da bunları bir şekilde söylemek gerekiyor. Tabii çok önemli kayıplarımız oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Kaya Özsezgin hocamızdır. Kaya Özsezgin hocamızla ben bir dönem 1986'da 87 başlarında Artist Plastik Sanatlar dergisinde Ankara'da Kızılırmak sokakta çalışmıştım. Kaya Bey o zaman derginin genel sanat yönetmeniydi. Daha sonra 87 Ağustos'ta ben İngiltere'ye taşındım. Ondan sonra da diyaloglarımız sürekli devam etti. Ben ona yurt dışında bulunduğum yerden, İngiltere'den, Londra'dan bir takım broşürler, kitaplar vesaire gösteriyordum. Türkiye'ye geldiğim zaman ziyaret ediyordum. Son dönemde de Portakalçayı Sanat Kolonisi'nde bizim sık sık misafirimiz oluyordu. Çok değerli bir insandı. Türkiye sanat hayatına kattığı çok önemli eserler var, çok önemli kitaplar var. Sanat ansiklopedisi mesela bunlardan birisi. Sürekli olarak Fransızca'dan çeviriler yapardı. Çok değerli birisiydi. Keza Adnan Turani var. Biraz Kaya Bey'den bahsedelim. Evet, benim için de Sanat Hayatı programının ilk başlangıcında Kaya Özsezgin'le, Kaya abimle birlikteydik. Ekrem Kahraman ve Kaya Özsezgin sürekli idiler benim yönettiğim programda. Biz sanat ve siyaset, sanat ve ideoloji, yaratıcılık ve sanat, kent ve sanat ilişkisi başlıklar koyarak çok sayıda program yaptık. O zaman Ulusal Kanal yönetimi daha uzun süre veriyordu. Akşamları izlenir saatte 1,5 saatlik bir dolu dolu sanat programıydı. Evet. Ve güzel güzel şeyleri yarım kalmadan tamamlayabiliyorduk. 2017 için bir talebi de böylece Ulusal Kanal yönetimine iletmiş olalım. Kaya abimle çok ortak projeler yaptık. Çok birçok şeyde beraber olduk. Onun hayatın Ergenekon sürecinde Türkiye'yi bitirme süreci Amerikan Fethullah planında sarsıldığı zaman Ulusal Kanal'ın bütün yöneticileri yönetim kurulu alınırken peş peşe alınırken ben gelin Vatan Partisi'ne üye olun dedim. Gelin Ulusal Kanal'a destek olun. Memnuniyetle dedi. Bugün o gündür dedi. Geldi ve burada doğrudan sorumluluklar aldı. Partiye üye oldu. Ulusal Kanal'da doğrudan sorumluluklar aldı. Bunları da gururla söylemek durumundayım. Tabii, Kaya Hoca çok değerliydi. Yine hocaların hocası dediğimiz Adnan Turani'yi çok yakında kaybettik. O da çok önemliydi. Ankara'nın çok önemli sanat insanıydı. Dünya çok, sanat tarihinin yazarıdır. Sanat çok onun kavramı sözlük yazarı evet. Ve çok sayıda yapıtı vardır, eseri vardır. Adnan Turani Hoca'ya o yani onun aslında bize açtığı onlar bizim bir anlamda sanki rol modellerimiz. Onun açtığı yoldan bir sürü kuşak tam devam öyle, etti. Denizhan, tam da öyle. Kaya Bey'in ilk kitabının ön sözünü Adnan Turani yazmıştı. Ve ben bunu defalarca tekrarladım. Adnan Turani ile yaptığımız programda sonradan Sanatçının Atölyesi dergisinde Ekrem Kahraman'ın emeği yapılan o kitapta yaptığımız söyleşi bununla başlıyor. Eğer bir ülkede tartışmalar ve özellikle sanatla ilgili yaratıcılık
yaratıcılığı açan tartışmalar varsa umut var demektir ve gelecek var demektir diyordu. Evet. Tam da onu yaşıyor ve şimdi onu söylüyoruz. Yeni bir yıla girerken savaşın içinde, vatan savaşı verirken Türkiye, var olma savaşı, istiklal savaşı verirken umutla konuşuyoruz sanatçılar olarak, sanat hayatı programı olarak ve diyoruz ki Türkiye'nin geleceği var. Tabii ki kesinlikle umutlarla. Gene keza bizim alanımız değil ama Tarık Akan gönüllere taht kurmuş birisiydi. İşte cenaze töreninde gördük. Binler, yüz binler uğurladılar. Bu sıra Ankara çok kayıp verdi. Bir tanesi de Faruk abidir. Faruk Sade. Siyah Beyaz Sanat Galerisi'nin sahibiydi. Ankara'nın çok önemli galericilerinden. Mimardı değil mi? Evet. Çok önemli. İstanbul'dan da çok sayıda sanatçının ilk sergilerini ev sahibi yapmıştı. Faruk abi çok değerliydi. Çok evet. Özel bir insandı. Evet. Çok Türkiye'de çok önemli ilk sergileri yapan kişi. Evet. Ankara'da direnen, evet. Sanat yapan birisiydi. Hatta evet. Onun meşhur bir lafı vardır. Ben Nietzsche'ciyim diyordu. Çünkü Nietzsche, hiçe, içe, içe, Nietzsche, hiçe böyle bir tekerlemesi vardı. Allah rahmet eylesin. Hepsi çok değerli insanlardı. Evet. Onları kaybettik ama hayat tabii ki devam ediyor. Bu arada mesela Che Guevara'nın oğlu Camilo'nun, Camilo Guevara'nın sergisi çok önemliydi. Tabu isminde bir sergi açtı. Herkes Che'nin oğlu gelince zannettiler ki sol kolları havada işte devrimci hareketle falan ilgili bir sergi. Aslında değildi, o başka bir şeydi. Camilo beden politikaları üzerine tabuları eleştiren bir sergi yaptı. Çok ilginç. Çağdaş Sanat sergisiydi. Piramit Sanat'ta gerçekleşen bu sergi. Bedri Baykam'ın özel çabasıyla gerçekleşti ki o konuda da Bedri Camilo'yu nasıl ikna etti? Çünkü zor bir adam. Bedri'ye gene bravo demek lazım. Burada yine biraz siyasete dönerek söyleyeceğim. Bir takım kavramlar sağcı, devrimci değişti. Bugün yaşadığımız tarihte Türkiye'de milliyetçi, halkçı, sosyalist hiç fark etmez. Eğer duruşuyla, eğer emperyalizme karşıysa, tam bağımsızlığı, bağımsızlığı savunuyorsa, Amerika'yla da eşit şartlarda ilişki olur. Avrupa'yla tabii olacak. Tersi mümkün mü Avrupa? Yani ama Asya'nın da olduğunu, biraz sonra geleceğiz sanattan, Türkiye'deki en önemli isimlerin başında Denizhan Özer, dünyada da az sayılı küratörden biri, Avrasya'da ya, etkinlikler yapan, Asya'yı atlamadan, Asya'nın ekonomik, kültürel, siyasi ağırlığını atlamadan, sanattaki büyük açılımını atlamadan bakmak gerekiyor. Bunları görmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, milliyetçi, halkçı, sosyalist olmak, devrimci olmaya engel değil. Mustafa Kemal programı, Altıok programı bunun üçü zaten saydığımız şeyler değil mi? Evet. O konuda şey. Tabii Mustafa Kemal deyince benim aklıma birden Anadolu geliyor. Anadolu deyince de aklıma Eskişehir'de kurulmuş olan Alarmart diye bir grup geliyor. Alarmart Eskişehir'de Hakan Esmer tarafından kurulan. Kendisi de genç ve hep gençlerle. Aslında kendisini artık biz orta kuşağı aldık. Esas gençler, okullarını yeni bitirmiş çocuklar müthiş işler yapıyorlar. Fransa'da Louvre Müzesi'nin altında Karosel diye bir galeri, bir mekan var. Orada uluslararası plastik sanatlar sergisi oluyor. Yarışmalı oluyor aynı zamanda bu. O sergide oraya giden Alarmart'ın bütün sanatçılarına altın madalya verildi bu sene. Bu Türkiye'de pek duyulmadı ama bence çok önemli bir başarıdır. Denizhan, daha sonra da o grubun gençleriyle sanatçılar bugün ortaya yaşa yaklaşıyor bir kısmı doğru. 17 yıldır yayın yapan ulusal kanal programlar yaptı. Doğrudan giderek, bulundukları yerde konuşarak. Onların hayatındaki ilk ekranla karşılaşma, basınla birlikte olmak, ulusal kanalla aydınlıklı oldu. O yüzden ulusal kanaldayız. Bu arada tabii onun peşine Picasso Müzesi'nin hemen arkasında Art et Mis Galeri'de yine 45 sanatçıyla bir sergiler yaptılar oradaki arkadaşlarımız. Tabii bunların hepsi Eskişehir'den değil, Anadolu'nun farklı kentlerinden sanatçı arkadaşlarımız da vardı. Onları da buradan tebrik ediyoruz. Bir başka önemli olay Çalıştaylar.
Evet. Asya'ya geçmeden önce bir Çalıştaylar. Çalıştaylar. Türkiye'de Çalıştaylar. Bunun için Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yanan çoban ateşi dedi bir sanatçımız. Ne diyecek? İşte bu çoban ateşi bazen orman yangınına dönebiliyor. O yüzden de biz o ateşi kontrollü bir şekilde yakmamız gerekiyor. Çalıştaylar tabii ki çok güzel. Hiç olanak bulamayan sanatçılara olanak vermiş oluyor. Onlara yaratılan bir enerjiyle bir araya getiriyorlar. Fakat bunun doğru yapılması gerekiyor. Yani o çalıştaya katılan çocuklar yarın bir gün eserlerini acaba herhangi bir müzayedede görecekler mi? Görmesinler. İşte bu, onun pozitif bir şekilde bir yere varması lazım. Sergilensin, değişen sergiler, tabii, müze olsun. Bu çalıştay Eskişehir'de yapılıyorsa orada müze olsun. Evet. Edirne'de yapılıyorsa Edirne'de bir kent müzesine sergilensin. Yani bir şekilde toplumsal hayat içine karışsın. Bunun da en iyisini Türkiye'de şimdiye kadar Portakalçayı Sanat Kolonisi yapıyor. Her yıl yaklaşık 100-150 civarında sanatçı davet ediliyor. Hiçbir şekilde bu arkadaşların eserleri satılmıyor. Sürekli olarak sergileniyor eserler. İşte en son Bodrum'da sergilendi sağ olsun. Gerçi açılışa belediye başkanı gelmedi. CHP'li olduğu için. Onun dışında işte Berlin'de sergilendi. Balıkesir'de sergilendi. Sürekli olarak dönüşümlü sergilere de giriyor. O yüzden Portakalçayı bunlarla ilgili kataloglar yapıyor. Portakalçayı yönetimini bir şekilde tebrik etmek Eskişehir'de gerekiyor. Eskişehir'de müze hedefini koyarak... Eskişehir'de Tepebaşı'nın yaptığı bir çalıştay var. İşte, Numan Ars'tan yıllardır emek veriyor. Türkiye'de de çalıştaylarda ilk öncülük edenlerden biri. Evet, yani aslında çok yapılıyor. Türkiye'nin her tarafında. Özellikle heykel çalıştayları çok yapılıyor. Hem Türkiye'nin coğrafi konumuna uygun. Fakat Bolu Seben de müze hedefini koydu. Umalım Bolu Müzesi ve çalıştaylardan toplananların çok dikkatle gittiği belli. Yani iyi bir şey yapıldığında zaten sanatçılar destek oluyorlar. Evet. Bu net ve açık. Yani sanatçılar inanın toplum içinde, sanat biz dünyamız içinde en bilinçli, en doğru hareketi gösteren kesim gene sanatçılar. Evet. O yüzden de yeter ki ülkemizde birisi bir taş koysun, biz üzerine 10 tane taş koymaya razıyız. Gönüllü eser vermeye hazır herkes, insanlar. Yani, atölye kirasını zor ödeyen geniş bir kesim var. Var yani. Ama işte yani vizyon lazım orada. Mesela az evvel bahsettiğim portakal şeyini Sayın Ahmet Şahin yapmış. Vizyon sahibi bir iş adamı. Onun gibi insanlar gerekiyor buraya. Yerel yönetimlere de, devlete de sorumluluk düşüyor. Yerel yönetimin elinde çok para var. Aslında her yerel yönetim kendi kentini bir değer haline getirebilir. Bunun için çaba sarf etmeleri gerekir. Bugün işte küçücük bir kent Venedik, Biennale'i var, film festivali var, karnavalı var. Milyonlarca turisti çekiyor. O kadar büyük paralar kente giriyor ki o kent doğal olarak bunu sanatla yaptı. O yüzden de sanata çok daha fazla sahip çıkıyor. Bizim Türkiye'de Anadolu'nun bir eksiği mi var? Yapılamaz mı? Yapılabilir. Hiçbir şey geç değil. Nereden başlanırsa başlansın yapılması lazım. Evet. Ben Bindallı Sanat Galerisi'nden yine kısacık tevazuyu bırakıp kendi sorumlu olduğum yapıdan bahsedeceğim. Bugüne kadar üniversitelerden sergiler, Afyon Kocatepe, Van 100. Yıl, Atatürk Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs, Sakarya, yani çok sayıda hocalarla, eğitimci ve sanatçılarla sergiler yanında üniversite sergileri yaptık. Bu son sergide de Edirne'den gelen sanatçı eleştirisini de koyarak sanatçı Enis Bey dedi ki biz niçin dışarıda kalalım, niçin olmayalım eleştirilerini koydu ulusal kanala, Bindallı Sanat Galerisi'ne. Haklısınız dedim özünde. Yani buyurun, geldiler oldular. Van'dan sanatçı var. Şu an süren sergide Erzurum'dan sanatçılar var. Heykel ve resim ama olarak. Yani herkes de alamayız. Yani. Bir, bu şey gibi. Orada olması lazım. Bir müddet sonra yeni yapıldığında onlar da eklenecekler. Evet. Bir bölüm çıkacak falan. Yani bu şey gibi, ben Kurtuluş Savaşı hala devam ediyordu. Evet. Yani biz de bu savaşın içindeyiz. Evet. Bugün sen, yarın ben, öbür gün bir başkası. Herkes bir şekilde eklenebilir. Yeter ki bizlerle aynı dünyayı paylaşsınlar. Aynı ruh hali içinde olsunlar. Evet. Bizim sevdiğimiz gibi bu vatanı, bu ülkeyi sevsinler. Neden olmasın? Her zaman kapılar açık yani. Evet.
Evet. Şimdi Asya'dan bahsedecektik. Asya tabii Asya çağı ekonomisi ile siyasi ağırlıkları ile tarihi gerçeğiyle Asya'da sanatın tarihinden de biraz bahset. Gittiğin yerlerde yediğin içtiğin sana ait, gördüklerini anlat. Abi zaten yediğim içtiğim anlattığım ne kadar hareketli şey varsa oralarda yedik. Hareket eden ne varsa yedik. Şimdi Asya çok ilginç. Yani bildiğiniz gibi hep sanat tarihinden bahsederken aslında hep Batı sanatından bahsediliyor. Bunda da biraz tabii ki Hristiyanlığın önemli bir şeyi var. Hristiyanlıkla birlikte din etkisiyle birlikte resim sanatı çok gelişmiş. Onun öncesinde antik Yunan'da da zaten yontu heykeller varmış. Fakat bunların çok daha öncesinde bir Çin'de yaşananlar var. Evet. Çin'de özellikle her türlü yapılan mağaralara yapılan resimler, daha sonrasında kağıdın bulunması, orada bilim ve sanatın gelişmesi, öyle bir dönemden geçilmiş ki mesela adını hatırlamıyorum şimdi, matematikteki sıfırı Özbekistan'daki bir bilim adamı bulmuş. Gökyüzüyle uğraşmışlar o dönemde falan. Ve hep baktığınızda aslında ilginç bir şey var. Aynen güneşin doğuşu ve batışı gibi uygarlık güneşi takip ediyor. Her şey doğuda başlamış. Sonra Orta Doğu'ya doğru, bu taraflara doğru, Anadolu'ya gelmiş. Sonra Avrupa'ya geçmiş. Daha sonra geçtiğimiz yüzyılda Amerika'ya gelmiş. Şimdi tekrar Amerika'dan Bering Boğazı'na geçerek Japonya ve Çin üzerinden tekrar Asya'ya döndü. Böyle bir şey var. Hep güneşi takip ediyor uygarlıkta. Tabii ki Asya'da inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Şu an Asya'da gelişmiş 3 tane çok önemli ülke var. Bunlardan bir tanesi Japonya, diğeri Çin, bir diğeri de Güney Kore. Özellikle yazılımla ilgili, teknolojiyle ilgili çok büyük çalışmalar var. Ülkede, ülkelerde artı bir değer olarak para var. Onlar da bunu kültür, sanat ve eğitime yatırıyorlar. Çok önemli çalışmalar yapıyorlar. En son olarak biz Kasım ayında Bedri Bakan IAA Dünya Başkanı, yani dünyadaki bütün plastik sanatlar derneklerinin de başında bulunan birisi. O da bizim için bir avantaj. Hep beraber oraya gittik. Dünyadan 85 sanatçı davet edildi. Güney Kore'nin Sancheon kentinde, bölgesinde bir Eko Park var. Orada Eko Art Festivali yapıldı. Artık yani sanat sadece öyle detaya girmiş ki Eko Art olmuş, ekolojik sanat. Evet. İşte Environment Art dediğimiz çevre sanatı var, Land Art var. O bile kendi içinde ayrılıyor. Çok güzel ağırladılar bizi. Kitaplar basıldı, işte her şey, yol paralarımız karşılandı, yemek, içmek vesaire. Her şeyle bizi gezdirdiler. Çok değerli sergiler gezdik, gördük. Orada. Burada tabii bu proje hem Sancheon kenti hem IAA, Bedri'nin başında bulunduğu Uluslararası Sanat Örgütü ve Nine Dragon Head projesi vasıtasıyla oldu. Orada gene çok önemli bir sanat grubu var. Güney Kore merkezli Nine Dragon Head proje. Dünyadan bütün sanatçıların buluştuğu bir proje. Ben de o projenin içinde yer alıyorum. Hem sanatçı ve küratör olarak. Bütün Asya'yı geziyor. Silk Road dediğimiz İpek yolunu takip ediyor. Neden İpek yolu? İpek yolu aslında Asya'da başlayan uygarlığın yoludur. Asya ile Avrupa arasındaki bir yoldur. Ve bütün yollar Anadolu'dan geçiyor. Kuşlar Anadolu'nun üzerinden uçuyor. Petrol boru hatları Anadolu'dan geçiyor. İpek yolu Anadolu'dan geçiyor. Bu anlamda Türkiye çok önemli Türkiye. Sanatta İstanbul, Ankara, başkent Ankara, Türkiye sanatta önemli bir konuma. Tabii sanat alanında da böyle. Yani sadece kuşlar uçmuyor, CIA ajanları da buradan uçuyor. Yani Anadolu öyle önemli ki. O yüzden bizim hem çok uyanık olmamız lazım, hem güçlü olmamız lazım. Sanat alanında özellikle çok başarılı işler yapmamız lazım. Yakın gene biraz daha yaklaştığımızda orada çok önemli bir sanat bienali var. Taşkent Sanat Bienali var. Kamola Akilova başında bulunuyordu. Çok iyi şeyler yaptılar. Hatta bir seferinde ben oradayken uzayda Mir istasyonuyla uzaydan bağlantı kurdular. Oradaki kozmonotlar dünyadaki sanat yapan insanları, sanatçıları selamladılar. Bu çok çok güzeldi. Yani hiç unutmayacağım. Çok gecikmiş mi oluruz? Biz de buradan onları selamlayalım yeni yıla girerken. Her zaman selamlardı onları. Onun dışında Nine Dragon Head projesi bu sene Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de Park Byong
UK küratörlüğünde çok önemli gene bir sanat projeleri yapacağız İstanbul Bienali'ne paralel. Onun dışında Londra Bienali, kimse pek bilmez bunu. Londra Bienali Londra'da başlayıp ama Londra'da yapılmayan bir bienaldir. Bu sene Roma'da yapıldı. Daha sonra da Asya önemli olduğu için Filipinlere, Manila'ya gitti. David Medella yönetiminde devam eden bir bienal. Batum'da baskı festivali oldu. Batum hemen bizim eski vilayetimiz, yanı başımız. Nana Kirmenaşvili orada Batum baskı festivalini yaptı. Onların dışında da Tiflis'te Artisterium isminde bir yani her yıl yapılan bienal gibi bir organizasyon var. Magda Guruli küratörlüğünde yapılan bu organizasyon. O da çok önemli. Ve bu sene hemen bir yeni bir adım geldi İran'dan. Majid Abbasi orada bu işin yöneticisi. İran Çağdaş Sanat Bienalini yaptı. Yani Asya kaynıyor fokur fokur. Bütün Hindistan'da 2017 içinde ayrıntılı konuşalım. Talep ediyorum. Değerli izleyiciler, ben Denizhan Özer'den çok defa talep ettim. Sağlık nedeniyle program yapamayacağım zaman kesintiye uğramaması için Denizhan dedim, yüreğine sağlık, hemen tamam dedi. Güzel programlar yaptı, konukları aldı, konuştu. Ulusal kanalın genel çizgisini, Türkiye gerçeğini bilerek, kendi bulunduğu, kendi kişiliğini koyarak benden çok daha iyi program yapabileceğini göstererek programlar yaptı. Ne demek? Burada da çok kısa bir süre önce Asya çağı, yeni dünya, yeniden Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı sonrasında inşa ederken ön Asya'da, Orta Doğu'da değil, dilimizle de oynadılar. Tabii. Neye göre Orta Doğu? Ön Asya. Dört yıla uzanıp Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette sanatçı olmak, sorumlu olmak. Güzel şeyleri birlikte yapacağız. Sürenin sonuna geldik. İyi yıllar, yeni yıl dileğini alarak programı kapatalım. Son sözler senin. Valla çok cinaslı, uzun şeyler söylemeye gerek yok. İnşallah bu yıl terör olmaz. Bu terör belasından kurtulmuş oluruz. Tüm izleyicilere, dünyadaki tüm insanlara, herkese sağlıklı, çünkü sağlık çok önemli, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Tabii ki bu konuda daha çok huzur bulmak istiyorlarsa, daha çok mutlu olmak istiyorlarsa sanat izlesinler, sanat sergilerini gezsinler, sinemalara gitsinler, tiyatroları görsünler, sanattan ayrı kalmasınlar. Çünkü sanat çok önemli, hayatımızın vazgeçilmez bir olgusu. Ben her türlü olumsuzluğa rağmen her zaman gülebiliyorum. Her zaman bir şeyler yapıyorum. Çünkü bu sanatın bana verdiği bir direnme yöntemi. O yüzden sanat bir çeşit direniştir. 2017'de de direnmeye, mutlu olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.